Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yeniliklerin de aslında beraberinde birçok tedavi kolaylıkları da hastalara sağlamış oluyorsunuz. Yapmış olduğunuz cerrahi yöntemlerle. Peki hasta size geldi, bu tip şikayetlerini dile getirdi. Sonrasında hastayı neler bekliyor? Tetkik tedavi anlamında sonuca gideceğiz. Sonuca giderken öncelikle hastanın anlattıkları çok önemli. Evet. Hastayı mutlaka iyi dinlememiz lazım. Ondan gelecek bulgular zaten anlattıklarıyla birlikte bize çok önemli bilgiler veriyor. Yani hastalığın oluş mekanizması, nereye vurduğu, ağrının nereye vurduğu, nerelerinin ağrıdığı, ne zamandan beri ağrının geldiği, bunların hepsi çok önemli. İşte demin bahsettiğim gibi merdiven çıkarken mi daha çok zorlanıyor, inerken mi daha çok zorlanıyor, yürürken mi, ayaktayken mi, yatarken mi? Yani bunların hepsini çok iyi o dataları almamız gerekiyor. O bilgileri aldıktan sonra hastayı muayene ediyoruz. Bu sefer o muayene esnasında hastada bir kuvvet kaybı var mı, bir duyu kaybı var mı? İşte bacağını kaldırırken oluşan bir gerilime bağlı, sinirin çekmesine bağlı bir ağrı hissediyor mu? Ve işte belde bir basmakla ya da dokunmakla bir ağrısı oluşuyor mu? Bunların hepsi bizim için önemli. Kaslarda bir kasılma oluşmuş mu? Biz muayenede bunları elde ederiz. Bu da bize ikinci bir hastadan gelen datalardır. Ve bu dataları birleştiririz, analiz ederiz. Evet. Ondan sonra tetkiklere iş gelir. Bu tetkikler neler olabilir? İşte daha çok kullandığımız lomber MR tekniği. Son teknoloji değil mi hocam? Tabii ki son teknoloji. Yani bize burada yumuşak dokularda diskler hakkında, o disklerin fıtıklaşması, sinire olan basıları hakkında çok değerli bilgiler verir. İşte fıtık, yırtılmış fıtık mı? Hani extrude dediğimiz, sekestre dediğimiz bir fıtık mı? Yoksa protrüzyon dediğimiz hafif bir bası mı? Bize bu konularla ilgili çok değerli bilgiler verir. Buna bağlı olarak hastayı değerlendiririz. Yine yaptığımız tetkikler içerisinde direkt grafiler vardır. Direkt grafiler daha çok bize kemik yapı hakkında bir bilgi verir. O hastanın belinde bir eğrilik var mı? Kanallarda işte bir kireçlenme var mı? Kemiklerin yapısında bir bozukluk oluşmuş mu? Doğuştan gelen bir bozukluk var mı? Bunların hepsini biz o direkt grafide görürüz. Bunun dışında EMG dediğimiz sinir iletimiyle ilgili bilgiler veren tetkik vardır. Bu tetkikte sinirin yapısal bütünlüğünde bir sorun var mı? Sinir etkilenmiş mi, etkilenmemiş mi bacaktaki? Yine kaslarla ilgili bir sorun var mı? EMG tetkiki bize o bilgileri verir. Bunun dışında eskiden daha çok yapıyorduk. Yine miyelografi önemli bilgiler verebilir. Bu kanal içerisinde olan basıyı miyelografi sıkışmasıyla gösterir. Tomografi, bazı hastalar diyor ki ben de işte vücuduma metal cisim var, o yüzden MR'a giremiyorum. O zaman tomografi ya da tomografi ile birlikte bir miyelografi yapılabiliyor. Tomografi de kemik yapıdaki bütünlüğü ve onun kanalda bir daralma var mı? Ya da sinirin geçtiği açıklıkta, kenarlarda bir darlık var mı onu gösteriyor. Ki bu darlıklar da siniri sıkıştırarak bulgu verebiliyor. Ayaktayken hastalar mesela kanal darlıklarında, ayakta ben duramıyorum, öne eğilerek daha rahat ediyorum ya da oturunca daha rahat ediyorum diyebiliyor. Bunda da bir kanal darlığının oluştuğunu görebiliyoruz. Bu darlığın derecesi bizim için önemli. Hastanın yol yürüme mesafesi bizim için önemli. Bütün bu sorguları yapıyoruz. Bunlarla birlikte değerlendirip ona göre müdahalede bulunuyoruz. Bu hastalarda mesela fıtık değil ama kanal darlığı ya da bazen ufak fıtıklara bağlı bu darlık daha da artıyor. O zaman ona yönelik yine bir bulgu verebiliyoruz. Kişi özel tedavi seçeneklerini aslında kesinlikle. Yani bizde zaten tıpta şey yoktur, hastalık yoktur, hasta vardır denir. Yani her hastanın kendi oluşturduğu şey farklıdır. Bütün tabii. Çok farklı mekanizmalar söz konusu. Tek bir mekanizma yok. Yani tıpta bir şeyi bir hani robotik şey gibi sadece standartize edemiyorsunuz. Yani standartize edemememiz nedeni çok çok fazla faktörün işin içinde olması. Çok çok değişik etkenlerin işin içinde. Onun için hani şu hastayla şu hasta denk diyemiyorsunuz. Genelleme yapabiliyorsunuz ama mutlaka farklılıklar oluyor. Çünkü herkesin metabolizması farklı, kesinlikle. Sistem farklı, kesinlikle. Tedavi seçenekleri farklı olacağı için kişiye özel. Kişiye özel. Evet, kişiye özel.
Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.